Şalom Lekulağan, herkese selamlar. Yine okuma parçası serisinden devam ediyoruz. Bu akşam Esim Hanım'la birlikteyiz. Tarih doğru, 23 Şubat. Konumuzun adı Hayzarim. Şalom Esim. Şalom. Başlamak. Ani beseder Baruch Hashem, başlamak. Gam ani beseder Baruch Hashem. Bugün konumuzun adı Hayzarim. Hayzarim'i nasıl şey yaptın, çevirdin? Uzaylılar. Uzaylılar, yabancılar. Nereden geldiğine bakalım. Açıkçası ben de sonradan yokladım yani kelimeyi. Hay, yaşayan demekti. Eğer hatırlıyorsan hay, yaşayan. Şuradaki yut, hayal gibi yani yaşayanlar gibi olmuş ama ondan sonraki kelime zar, yabancı demek. Şuradaki im ise çoğul. Yani yaşayan yabancılar gibi. Bu da günümüz İbranicesine uzaylılar diye çevrilmiş. Bakalım uzaylılar kimmiş? Ki özellikle son zamanlarda çok ünlü. Ünlü derken özellikle antik Babil atıfta bulunup işte oradakilerin Anunnaki veya uzaylılar olduğuna dair kurgular, daha doğrusu kuruntular söz konusu. Konu biraz İbranice'yi bilmemekten kaynaklı. Açıkçası bunu çok rahat iddia edebilirim. Çünkü orada ne uzaylılar vardı ne de başka şeyler vardı. Normal insanlar yaşıyordu. Konu da zaten biraz açıklıyor bu tanımın nasıl oluştuğuna dair. Sen şöyle yapacağız. Sen okuyacaksın cümle cümle. Sonra çözümleyeceğiz. Tamam. Başlıyorum o zaman. Evet, buyur. Ha anashot mehva osef shel halakim shel harason lekevel shekayim bemisiyot. Şöyle. Buyur. Önce istersen bir tekrar okuyalım çünkü bazı telaffuz eksikleri var. Ha enoshut. 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 Mehave. Osaf shel halakim shel haratson lekabel shekayam bemetziyut. Buyur. Çevirisini yap. Enoshut, ben insanlık diye çevirdim ama. Doğru. İnsanlık. Tamam. Tüm insanlık yani. Tamam. Mehava oluşturuyor. Oluşturuyor. Doğru. Teşkil ediyor, oluşturuyor. Osef toplamını, yani hepsini. Evet. Shel halakim kısımlarının. Evet, bölümler, evet. Kısımlar, doğru. Shel haratson da istek, irade, arzu gibi anlamları. Doğru, var. Haratson, evet, doğru. Lekevel. Lekabel, fiiller de var zaten. Evet, lekabel. Kabul etme anlamı var. Doğru. Şey kayam var olmak. Evet, doğru. Bemisiyut. Mesiyut. Mesiyut. Evet. Mesiyut. Yani hakikatte. Gerçeklikte. Doğru, gerçeklikte, hakikatte. Şöyle dedim. Hakikatte, gerçekte var olmayı kabul etme isteğinin bölümlerinin toplamını oluşturuyor insan. Evet, şöyle diyebiliriz. Enoshut, insanlık, tüm insanlık. Mehave osef, her şeyin toplamından, yani daha doğrusu oluşan, toplamından oluşan diyor. Hali devrik gibi öyle geliyor bize. Neyin toplamından oluşuyormuş? Shel halakim, parçaları, kısımları, neyin? Shel, yine shel'i kullanıyor. Shel, ratson lekabel. Kabul etme arzusu, kabul etme arzusu olarak çevirebiliriz. Lekabel, bazen almak diye çevriliyor şu lekabel fiili ama buradaki anlamı kabul etme arzusu. Şekayan be mesiyut. Yani tüm enoşut, tüm insanlık gerçeklikte var olan kabul etme arzusunun genel toplamıdır. Daha doğrusu
bu arzuların toplamından oluşmaktadır. Tamam, devam edeyim mi? Tamam, buyur. Be ofen klali. Doğru. Kurallar vasıtasıyla diye çevirdim. Sonuna kadar bir okuyalım. Tamam. Ha halakim ha ele mithal mithalkim leşevi şevim omot ha olam. Şivim. Şevim. Belki Arapça'da öyle ifade ediliyor. Tam bilmiyorum. Şivim yani 70. 70. Ve ofen klali genel olarak buradaki klan doğru yani kanun manasına da geliyor bazen. Kural, kanun manasına da geliyor. Şuradaki ifadeyi tek bir ifade olarak kabul etmekte fayda var. Be ofen, ofen klali. Bunu çok duyarız. Be ofen klali derken genel olarak yani genel koşullarda. Ha halakim ha ele. Şu kelimeyi anladın mı? Ele yani bu demek ama bu gibi. Şu yani bunlar. Evet bunun gibi. Ha, halakim ha ele yani bu parçalar. Mithalkim. Ayrılıyorlar. Ayrılıyorlar çünkü yine helekten geliyor, parçadan geliyor. Dikkat edersen helek, parçadan geliyor. Mithalkim ayrılıyorlar. Neye? Le. Edatı görüyoruz yine le. Halakimla şivim omot ha olan. Yani dünyanın 70 ulusu. Böyle bir ifade var ama buradaki ifade ne etnik mana taşıyor ne de rakamsal mana taşıyor. Sadece bir tabir. Tamamen bir tabir. Yani bir şeye dört gözle bakmak gibi. Dört tane gözümüz yok ama böyle bir ifade söz konusu. Bir şeye çok fazla dikkatlice bakmak manasını giriyor. Buradaki şivim umot ha olan insanlar arasındaki farklılığı veya birden fazla anlayışı ifade eden bir tanım. Cümleyi tekrar bakacak olursak ve ofen klali genel koşullarda genel olarak halakim ha ele bu parçalar mithalkim parçalanıyor ya bölünüyor le şivim omot ha olan dünyadaki 70 dünya ulusuna. Belirgin mi? Ya buraya kadar bir sorun var mı? Yok hocam. Tamam. Devam edelim. Husmize bunun dışında kayim rason le lehaşpia şenimsa mihus lemiskarot şel ha misiyot şelanu. Buraya kadar şey koyalım. Şimdi husmize kayam kayam. Aklına bulunsun bazen yut iki tane yan yana geldiği zaman direkt ye olarak ifade edebiliriz yani. Ediyoruz daha doğrusu kayam. Kayam rat, husmize kayam ratson la aşpia şenimsa mihus la mizgarot şel hametsiyut şelano. Çevirisini alayım senden. Bunun dışında kayam vardır yine rasul evet. Arzu evet. Ve haşbiya etkileme, şenimsa bulunma. Evet. Mihus bunun dışında yani dışında. Evet. Lemiskarot çerçeveleri dedim. Doğru. Şel hamisiyot şelanı gerçekliğimizin çerçeveleri evet. Dışında olan etkileme isteği vardır. Vardır. Laşbiya günlük konuşmada evet etkileme yani bu şekilde de kullanılıyor. Diğer taraftan insana ait olmayan yaratıcıya atfedilen nitelik. Yani ihsan etme olarak çevrilir bazen tanımlanır bazen iyilik etme arzusu olarak da söylenebilir. Yani insan şu lekabel, kabul etme ve o bu. Laşbiya.
Yani iki zıt tanım ve durum ve özellik. Ve diyor ki husmize bunun dışında kayambra son laşbiya bir de yani neredeymiş bu? Bizim metsiyutumuzu yani gerçekliğimizde diyor ki kayambra son laşbiya şenimsa böyle bir nitelik özellik de var. Mihus la mizgarut şelha mesiyüçilanı. Bizim gerçeklik çerçevemizin dışında. Ama bizim gerçeklik çerçevemizin dışında. Bizim gerçeklik çerçevemizin dışında bunun dışında bir de iyilik etme arzusu, ihsan etme arzusu vardır diyor. Belirgin mi buraya kadar? Bir sorun varsa araya girebilirsin yani. Ya anladım ama uzaylılara nasıl bağlayacağız onu çok Gelecek. şey Gelecek şimdi. yapmıyorum. Halak Eloka Mimal Helek, helek, Hele. eloka, mimal. Çevireyim mi? Tabii. Helek yine bölüm demek. Evet. Ama bu Eloha'nın anlamını bulamadım. El kelimesini kullanırsak tek başına hangi manalara geliyordu? İlah mı? İlah. Eloka dediğimiz yani ilahi. Helek eloka mimal. Mimal da yani yüksekten Evet. diyeceğim. Yani oradaki onun yüceliğine vurgu. Çünkü bizim üzerimizde olan bir özellik. Tamam. Devam edeyim. Tabii. Tahanot ha haşpea Tamam, burada nokta var zaten. Oraya kadar tamam. Şimdi burada tuhnot diyor. Eğer şuradaki tafı Tuhunot. silip onun yerine hey korsak tuhuna karakter demek. Tam olarak Türkçe nasıl ifade edebiliriz bilmiyorum. Yani karakter de yine yabancı kökenli bir kelime. Karakter yani tuhuna karakter demek. Ama burada ne olmuş? Yine tuhunot haşpa. Yani bir isim tamlaması söz konusu yine. Yani neyin karakteriymiş bu? Tuhunot Hahaşpa. İyilik etmenin Karakteri. insan. İyilik etmenin karakteri, ihsan etmenin karakteri. Ben bunu özellik diye çevirmiştim ama. Neyi? Tuhunot. Yani aslında bazı yerlerde bu manaya da gelir. Yani örneğin işte Ma tuhunot tuhuna şeli örneğin. Yani benim karakterim ya derken aslında burada sorduğunuz şey benim özelliklerim nedir? Veya ma ha tuhuna şel geşem. O da olabilir. Yani yağmurun karakteri ne olabilir? Islaktır, Sıfat da diyebilir miyiz? efendim? Sıfat. Kendi başına bir sıfat değil. Sadece sıfatı Ya sorarken kelimenin anlamı sıfat olabilir. yani. Evet doğru. Olabilir. Evet doğru. Sıfatlarım nedir? Yani ma tuhuna şeli. Yani benim sıfatım nedir? Öfkeli, mutlu, melankolik vesaire. Bunu herhangi bir şeye de atfedebiliriz yani. Yani yaşayan bir hayvana da atfedebiliriz veya bir tabiat olgusuna da atfedebiliriz. Cümlenin başında dedi ki yani bunun dışında bir de yani bu gerçeklik algımızı ama bizim çerçevemizin dışında. Bizim çerçevemiz dışında derken bizim algımızın dışında bir de iyilik etme arzusu var. Bulunuyor. Helek eloka mi'al. Yani diyor ki yani ilahi bir bölüm. Ve devam ediyor. Vurgu yapıyor yine. Tuhuna taşpa. İyilik etme. Karakteri, sıfatı diyebiliriz yani. Tamam. Behit hala ilk önce başlangıçta Hatkala, hatkala, hatkala. matkilden geliyor. Fiil Evet. hatırlarsın, matkilden geliyor. Yani başlamak fiilinden geliyor. Hatkala derken başlangıçta.
Hipgala. Evet. Ke mi, ki mi diye mi? Ke, ke bu. Ke Nikoda Şevalev Estel Adam Hariş Harishon. Tamam, buraya kadar tamam. Beat Kala'yı gördük başlangıçta. Hu Hit Kala. Evet. Aslında benim nazarımda şöyle bir hata var. Burada Hu derken neyi kastediyor? Şunu kastediyor. Tukuna taşpa. Çünkü diyor ki yani Beat Kala başlangıçta Hu, burada bahsetmiş olduğu Hu, bizim az önce tarifini veya tanımını yapmaya çalıştığımız bizim dışımızda olan özellik. Haşpa. Ama bunu hi dese de olurdu. Yani çünkü haşpa yanılmıyorsam nekeva yani. Problem değil yani. Birçok derse de ifade ettiğim gibi bu tip durumlarda yani cinsiyeti tam olarak söylememiş olsak da konu çok bariz. Hu Hitgala. Hu o Hitgala ortaya çıktı. Ortaya çıktı. İfşa oldu. Doğru. Ke Nikoda Şevalev yani kalpteki bir nokta gibi ortaya çıktı. Kimde? Essel Adam Harishon. İlk insanda. Tamam. Şuradaki K'nin nereden geldiğini anladın mı? Yani nasıl? Kımo'dan geliyor. Kımo. Gibi diye bir kelime var ya, Kımo. O birçok yerde böyle kısaltılarak kullanılıyor. Ke, sanki, gibi. Anladım. Veya aynısı gibi. Yani burada vurguladığı şey yani bu arzu, bu özellik Beatka'da başlangıçta Hu Yitka'da ortaya çıktı. Kimde ortaya çıkmış? Ki sanki gibi yani o arzu farklı bir biçimde ortaya çıkıyor. O yüzden ki diyor. Kımo Nekuda Şebalev. Nekuda nokta demek. Şebalev kalpteki. Etsel doğru dedin yani etsel kimde yani kimle beraber? Adam Arishon. İlk insanda. Le ahar miken. Tamam. Hu hitgala be asrim hat dorot şehayu mi adam harishon ve ot ve ad Avraham. Avraham. Çevirisini alalım lütfen. Laher miken bundan sonra. Doğru, bundan sonra. Hu hitgala. Evet. Ortaya çıktı be esrim hadurot yani 20. asırda ortaya çıktı. Yok, bir dakika. Esrim ya dorot doğru yani doğru okudun. Be esrim dorot. Dor burada nesil manasında ki zaten her yerde aynı manada da dor. Nesil demek, asır demek değil. Çoğulu ise Dorot oluyor. 20. nesil. Be esrim ha Dorot 20 nesilde burada 20. de değil, be 20 nesilde. Şu kafanı karışıyor olabilir yani. Be sanki burada Cicu eki veriyormuş gibi görünebilir. Ama buradaki şey yine Deda yani 20 nesil de. Zaten şunu D olarak kabul edersek B'yi birçok yerde olduğu gibi nasıl okuyoruz? B esrim hadorot. 20 nesilde. Aslında asır dediğim için o şekilde bir anlam doğru aklıma geldi. Dor bilgi yani mutlaka zaten belki not da alıyorsundur. Dor nesil demek. Tamam. Nesil. B esrim dorot 20 nesilde. Devam et şuradan. Şehayu ki onlar yaşadılar. Mi Adam Harishon ilk insandan ve Ad Avraham İbrahim Aleyhisselam'a kadar. Evet. Yani 20 nesil boyunca Avram'a kadar Ad Avraham diyor burada.
Avraham'a kadar yaşadılar. Devam edelim. Ve Avraham Harison Haze Ele Le Midraga Yoter Aliona. Tamam, buraya kadar. Ve Avraham, yani Avraham'da, çünkü Be Avraham diyor. Be Avraham'da, yani Be İbrahim'de Haratson Hazze, o arzuyu vurguluyor yine. Şuradaki arzudan bahsediyoruz. Ala. Ala. Yani çünkü yüksek. Evet. Ayinle başlıyor. Lalot fiilinden geliyor. Ala. La nereye? La madriga, seviye, basamak da diyebiliriz. Derece. Derece de diyebiliriz. Doğru. Derece, seviye, basamak. Madrigot diyoruz halen bir şeylere, yani basamaklara. Le madriga yoter elyona. 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 Yine dikkat et. Aynı şeyden geliyor. La lot al, ala. Evet. Yine la lot. Elyon da yüksek demek, yani üst demek. Elyona. Çevirisini alalım. Ben dedim ki İbrahim'de bu istek yüksek derecedeydi. Yoter Aliona, yani daha yüksek derecedeydi gibi bir anlam. Şurada şey diyor, dikkat edersen fiil bu. Ala, yükseldi. Ha, bu fiil. Tamam. Evet, yükseldi. Yani İbrahim'de bu arzu daha yüksek bir basamağa yükseldi. Elyona dediğimiz şey yüksek. Bu nekeva haliyle kullanılmış. Çünkü madriga nekeva olduğu için elyona demiş. Bazı yerlerde elyon diye duyarız. Eğer şeyse, yani erirse bahsedilen şey. Tamam. Ve hu hekal lifrasem lefarsem 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 et şittat hatikon şerharasun ha egoisti doğru aliyaday ha nekoda şevalev doğru. Ben de okuyayım. Ve hu hahal lefarsem et haşitat hatikun şel haratson ha egoisti aliyadey ha nekuda şebalev. Çevirisini alalım. Buradan şuraya kadar. Tamam. Ve o hehal başladı. Lefarsem tanıtmaya dedim. Evet, doğru. Tanıtmak, reklam etmek, reklam etmek doğru. Ki halinde kullanırız yani. Pirsum reklam demek, lefarsem fiil hali. Tamam. Et şittat mı demiştim? Evet, şittat. Tamam, yöntemini, metodunu. Evet. Hatikun, hatikun, düzeltme. Düzeltme doğru. Şel harasun ha egoisti, yani bu egoistlik iradesi, isteğini, arzusunu. Evet. Avyaday tarafından hani ne kadar şey var ya, kalpteki nokta tarafı, yani vasıtasıyla mı tarafından? Evet. Gayet güzel çevirdin bence. Çok ciddiyim. Gayet güzel çevirdin. Sadece diğer dinleyen arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Taf yerine hey koyduğumuz zaman şita diye okuyoruz. Yöntem demek, metot diye de çevirebiliriz ama metot İngilizce olduğu için ben yöntem kelimesini tercih ediyorum. Yine isim tamlaması oluyor. Gördüğün gibi gördüğünüz gibi şitat, yani yöntemi, neyin yöntemiymiş? Hatikun, düzeltin. Tikun bazen tamir diye de geçer. Düzelti de doğrudur yani. Buradaki şey düzelti yani. Başka ne diyebiliriz? Egoisti. Bu zaten İbranice değil. Biliyorsun. Yani ego kelimesinden geliyor. Egoist, yani bencil
demek. Al-Yedey tarafından. Edatlarda var zaten. Edatlarda var ve gayet güzel çevirdin gerçekten. Hu ve hu hal lefarsın. O bu düzelti yöntemini tanıtmaya, reklam etmeye, duyurmaya başladı. Şelarasson egoisti, yani egoist arzuyu düzelten yöntemi tanıtmaya başladı. Ne sayesinde? Al-Yedey sayesinde. Hani Ekoda Şebalev, kendinde oluşan o kalpte iki nokta sayesinde bunu tanıtmaya başladı diyor. Hocam burada lefarseme vaaz etmek anlamını kullanabilir miyiz? Yani İbrahim Aleyhisselam mı? Şimdi bunu yaptı aslında, yani bir nevi vaaz gibi yaptı yani. Hatta birçok alıntılar vardır yani, Midraş'ta olsun, Zuhar'da olsun, yani çarşıya gelirmiş örneğin. Ama hakikaten şu günümüz gözüyle görsek kesinlikle deli diyeceğimiz bir tarzda. Bununla ilgili çok ifadeler var. Bağırıyormuş. Tek olan yaratıcıya inanın, bu putlarından vazgeçin. Hatta zaten putları kırma hikayesi var. Gerek babasının dükkanında, gerek bazı başka yerlerde. Veya bazı zamanlar geleceği daha önceden bilineceği için insanlar toplanırmış belli bir noktaya. İşte yani çarşının en işlek diyelim veya bilinen bir noktasına. Orada insanlar geldiği zaman söylemeye başlarmış, anlatmaya başlarmış. Dediğin gibi vaaz gibi yani. Vaaz ediyor. Bazı zamanda gerçekten yani sokaklarda yürüdüğü yerde, insanlar toplanmamış haldeyken sokaklarda yürüyerek bağırdığı da oluyormuş. O yüzden derler ya, uzaktan bakıldığında gerçekten şey gibi görünüyor. Yani bizim nazarımızda deli gibi görünüyor ama bu onun coşkun ya karakterinin bir sonucu diyebilirim yani. Yani diğer kaynaklarda nasıl yer alıyor pek bilmiyorum. Evet, ben de yani İslami kaynaklarda da okudum. Gerçekten bunu hissettiği andan itibaren hiç durmamış. Çok agresif bir şekilde, ama çok agresif diyorlar. Yani çok agresif bir şekilde tanıtmaya, vaaz etmeye, bağırmaya, çağırmaya başlamış. Her yerde. Hatta derler bütün Sümer kentlerini dolaştığı söylenir. Tamam, devam edeyim mi? Buyur. Ve böylece Babil, Hatika, Hitgalu, Pitom, Od, Alfay, Beni Adem, İm, Hannatia, Hazot. Tamam, doğru. Bir de ben okuyayım. Bazı şeyler var, onları vurgulayalım. Ve az, böylece, çok kullanılır İbranice'de, böylece, ve Babel, şuradaki B edat biliyorsun, şu ise Babel diye okuyoruz bunu. Ama Babil, bildiğimiz Babil yani, Bağdat. Ama şu anki Bağdat değil, şu anki Bağdat'ın 80 kilometre güneybatısında olan bir yer burası. Kulenin de orada olduğu söylenir ama yıkılmış tabi. Dikkat edersen 3 tane bet yan yana gelmiş. Buna benzer ifadeler çıkıyor karşımızda. Mesela şeşeş. Şeşeş derken ya yani yine 3 tane şini yan yana getiriyoruz. Şeşeş. Bebabel. Haatika. Yani Antik Babil'de. Antik Babil'de. Hitgalu. Dikkat edersen az önce nasıl okumuştuk? Yine aynı şeyi gördük. Tekildi o zaman. Hitgala. Gördün mü? Şurada Hitgala. Burada Hitgalu. Sebebi az sonra göreceğiz. Ve az Bebabel atik hatika Hitgalu. Ve böylelikle Antik Babil'de ortaya çıktılar. Çünkü çoğul bu. Hem'den geliyor. Pitom. Bunu neyse az sonra sen çevireceksin. Pitom. Ot. Alfey, Biney, Adam. Biney, Adam. İm, Hanetiya, Hazot. Şimdi çevir lütfen. Ve az böylece
Babel, Atika, Antik Babil'de Pitgav'ı keşfedildiler. Piton aniden Aniden dedim. doğru. Od, Alfa, Büney, Adam. Yani bin kadar insanoğlu. Tamam, şu orada bir nokta, daha doğrusu virgül koyayım. Elef bin, bildiğin gibi elef. Alfi derken binlerce. Binlerce. Tamam. Binlerce insanoğlu keşfedildiler aniden. İm ha natiya hazot, yani bu eğilimle Doğru. dedim. Ha, netiye azot. Netiye burada eğilim demek. Eğilim demek. Hazot derken yine netiyeye vurgu yapıyor. Netiye de nikev olduğu için hazot diyor. Birdenbire, yani bu Avram'ın hareketinden sonra birdenbire Antik Babil'de binlerce biney adam, Adem evladı ortaya çıktı, keşfolundu, ifşa ortaya çıktı. İm beraber, yani ile Hanitiyazut, Avram'da bulunan o eğilimle ya beraber, yani bir anda keşfolundu ki Avram gibi binlerce insan varmış. Buyur. Keser, Avraham, Liket, Otam, Hem, Nitku, Esmem, Asmam. Asmam, Asmam, Miha, Babelim, Bavlim. Doğru. Bavlim. Babelim, Babelim, ve Avru, Leeres, Kenan, Kenan. Kenan doğru. Kenan, ben bunu yani bir Yemenli arkadaştan özellikle telaffuzunu rica etmiştim bir defa. Kınan diyorlar onlar. Kınan yani. Kenan, bizim bildiğimiz ya Kenan. Şurada şunu bir de ben okuyayım. Kaşer. Kaşer. Kaşer Avraham Liket Otam. Hem Nitku Et Asmam Mi Habavlim ve Avru La Eres Kınan. Çevirisini alalım. Kınan diye okuyacağız değil mi hocam? Kınan. Kınan aslında biraz uzatıyorlar. Kınan, çünkü aynı yazıldığı için. Kınan. Böyle gırtlaktan bayağı. Tamam. Kaser, dığında gibi bir anlam verdi. Nasıl? Dığında, yani Evet. edat gibi bir şey değil mi? Yo, zaman ifadesi. Kaşer. Zaman efendim. Kaşer. Tamam. Avraham, Liket, Otam, yani Avraham onları topladığında Evet, işte oradaki yani kaşer neymiş? Avram'ın onları bir araya getirdiğinde, ki zamanı ifade ediyor. zaman. Hem onlar Nitku ayrıldılar, Evet. yani yok ayırdılar. Tamam, Değil doğru. mi? O da doğru. Tamam. Neyi ayırmışlar? Et Asmam kendilerini Kendilerini, ayırdılar. doğru. Miha Bavli, yani Babillerden Çok doğru. ve Avru geçtiler. Leeres Kınan, Kenan bölgesine geçtiler. Evet. Oradan çıktılar, kuzeye doğru ilerlediler. Güneydoğu'dan geçip Lübnan'a kadar bir hat çizdiler. Lübnan'a girdikten sonra aşağı doğru inip şu an Lübnan'ın güneyinden başlayan ta Gazze'ye kadar olan kesime Kınan toprakları diyoruz. Yeruşalayim de içinde yani bunu. Hamigama, Shel, Hamnevar, Haze, Hayita, Bekday, Şehem, Yithabru, Keiş, Ehad, Belav, Ehad. Ben de okuyayım. Ha megama, ha megama shel, ha mavar, ha ze, hayta, bihtey, bihtey, şehem, yitkabru, yitkabru, yitkabru,
Ke iş ekat, belev ekat. Çevirisini alalım şuraya kadar. Ha megama yön dedim. Şel hana var yani geçiş yolu haze bu geçiş yolu bu geçişin yolu yok Doğru. yönü. Doğru. Bazen akıntı, yön, doğru yani. Doğru. Evet. Hayta yani idi. Evet. Bikte e kadar anlamı var demek. Bihtey. Bihtey bir nevi buradaki manası sayesinde, koşuluyla. Bihtey koşuluyla, yani bir yerden geçiyorlar ama hangi koşulda devam ediyor, zaten onu anlatmaya devam ediyor. Şehem ki onlar yitkaburu Evet. katılacaklar. Ki iş ehad bir insan gibi. Bellev ehad bir kalpteki bir insan gibi. Doğru. Bir kalpte bir insan gibi. Yine burada K'yi gördük. Az önceki şuradaki K ile aynı şey. Yani K çok kullanılıyor. Bilgin olsun. Kımo'dan geliyor. Kaf mem vav'dan geliyor. Kumu. Kımo. Yani gibi, sanki, aynı manalarına geliyor. Buyur. Doka mı? Dafka. Çok enteresan bir kelime. Öğrenirken canımı çıkardı diyebilirim, yani dafka. Çünkü açıkçası Türkçe ifade eden kimse yoktu. Dafka. Ama bu dili öğrenen başka insanlar için de biraz göze batan bir kelime. Dafka diye okuyoruz. Dafka yani aniden Sen oku sonuna kadar, tamam. tamam Dafka. Nikol Ehad Hanikoda Şevalev Şelo Dafka etze dereşe, pardon. Dafka etze darşa mikolekat hani kuda şebalev şelo. Dafkayı nasıl çevirdin veya nasıl o bir mana çıktı karşında? aniden diye Yok, aniden değil. düşünüyorum. Dafka. Şöyle bir örnek vereyim. Belki daha açıklayıcı olur. Akşar yöret geçem Dafka ani hayavlatsit. Şu an yağmur yağıyor. Hani Dafka ani hayavlatsit. latte Çıkmak. ben çıkmak istiyorum. Hayır. Akşar yöret geçem. Tamam. Dafka ani hayavlatsit. Ama ben çıkmak zorundayım. Gibi. Burada ama gibi oluyor veya tam da yağmur yağarken çıkmak zorundayım. Ya yağmur yağıyor fakat çıkmak zorundayım gibi. Dafka yine kullanıldığı cümleye göre hafif de olsa anlam değişikliğini veya farklı anlam katan bir kelime. Dafka buradaki manası şunu da diyebiliriz. Mesela az önceki örnekte akşam yöret geçem dafka ana hayavlasit. Özellikle de şimdi çıkmak zorundayım. Yani bir işim vardı, hava güzeldi, bir randevum vardı, o saati bekledim ve o sırada da yağmur yağdı ve özellikle ben şimdi çıkmak zorundayım. Buradaki manası daha çok özellikle bizim dilimizdeki karşılığına göre çevirmeye gayret ediyorum. Yani özellik kelimesi değil, özellikle. Dafka etze darşa, özellikle diyor burada. Buradaki manası özellikle. Dafka etze darşa mikolekat hani kudaşı bale şelo. Şimdi bu şekilde çevirisini yap lütfen. Herkesten yani darşa talep etti demek. Evet, doğru. Nikol Ehad herkesten talep etti bunu.
hani Koda Şevalev onun kalbindeki nokta. Doğru. Dafka etse darşa mikolihat hani kudaşı balevşilo. Özellikle yani hani burada ne olmuştu? Ke işikat belevekat bir kalpte bir insan gibi ve bu koşul özellikle yani bu koşulla gelebilmek için bu koşulda olabilmek için özellikle herkesten her kişiden kendi kalbindeki noktasını talep etti. Şuradan da anlıyoruz kendi şelo. Belirgin mi? Var mı bir sorun? Yok hocam. Tamam, devam edelim. Şunu sileyim. Buyur. Ve tah neta yok ne neseta Nasta, nasta diyelim. nasta tamam Kubutsa. tamam. Şemovelet Muvelet. mıvolet mi? Muvelet. Muvelet. Mıvolet. Al yaday ha nisu Nitsus. Bak sondaki nisu. de sadik sofit. Şuradaki de Evet. sadik sofit. Zor bir kelime biliyorum. Biliyorum Nitsus. Hanitsus. Poelet Önce ya buraya kadar bir çevirisini alalım senden. tamam ve kah böylece natta oldu Evet. kıvusta Kuvusa. grup Guru. oldu muvelet yani yönlendirilen Evet. Alyaday tarafından ha nisus Neymiş Nitsus? kıvılcım yani bir kıvılcım Evet. Yani halk kalpteki tarafından. nokta kıvılcım diye tabir edilmiş. Tamam. Şey poelet Peulat. Peulat. poulat be behit an Heytem. beheytem Beheytem le tıhın, tıhınat hayır bunu nasıl okuyorsunuz? Tuhnot. Tıhınot ha haşpea Haşpa. haşpea şimdi puale yani çalıştı anlamı. Devam edeyim mi mesela? Nereye? Evet, şuraya kadar oku lütfen. Tamam. Ve ina Eyna. eyna şeyhet le olam şelano şekolo şekua berason le pavel. Tamam. Bir de ben okuyayım. Tamam. Şeppeulot beheytem letuhunot haşpa ve eyna şayehet le olam şelanu şekulu şekua beratson nekabel. Çevirisini alalım. Şey tuvalet yani çalıştı anlamına geliyor. Beheytem göre Göre, uyumlu olarak göre, doğru. le tuhunat ha haşbiya yani Haşpa, etkileme evet. haşbiya etkileme özelliklerine göre yani İhsan etme, iyilik etme, etkileme etkilemesine göre. özelliklerine göre. Ve eyna şehretle olan şey yani bizim dünyamıza ait değildir. Değil, değil. Değildir. Bunu nereden anlıyoruz? Eyn edatı. Eyna diyor çünkü pevula nekeve olduğundan dolayı eyna diyor.
Evet. Şekulel mi demiştim? Şekulo. Kulo. Şekulo. Tamam. Şekulo onların hepsi. Şekua batmış. Berasson de kadar yani alma arzusu ile batmış. O zaman sanki bir manada bir tuhaflık varmış gibi görünüyor, değil mi? Bir taraftan diyor ki yani o insanlar işte yani haşpa özelliğiyle çalışıyor. Ama en sonunda şey dedin. Rasyonel yani alma arzularına batmış durumdaydılar diyorsun. Öyle mi anladım? Evet. Ama bu şekilde bakmış değil mi o zaman? Doğru Bilmiyorum. batmış, doğru. Ama burada işte şu ifade bir sonraki ifadenin yani bir sonraki tanımın olmadığını söylüyor. Anlatabildim mi? Anladım. Diyor ki şey peolot beytem yani bu uyuma göre çalışan bu uyuma göre çalışan ve tuhunot aşpa iyilik etme karakterleri ve eyna yoktur ki bulunmuyor ki ondan sonraki ifadeyi kastediyor. Bulunmuyor ki şayehet yani bağlılar yani işte varlar ona bağlılarla olan şelanu bizim dünyamızda şekulu şakua berason nekabe. Dediği şey şu bu cümlede onların bu özelliğe göre işleyişleri de bulunmadı ki, yoktu ki bizim dünyamıza bağlı olan, bizim dünyamıza var olan tamamıyla kabul etme arzusuna batma durumu. Anlaşılır oldu mu? Yani oldu biraz. Net olmayan yeri söyle çünkü cümlenin kendisi devrik biraz, farkındayım. Hocam ben sonra dinleyince anlarım inşallah. Hı? Sonra dinleyince tekrar anlarım sanırım. Yani biraz Bak, karışık cümle. hayır, evet karışık yani kendi içinde de biraz zevk. Şimdi, başkası olsa belki farklı bir şekilde yazabilirdi. Şuradaki kafa karıştırdı sadece. Şuradaki şeyin daha doğrusu görevini tam olarak tanımladığımız zaman daha iyi anlaşılacak. Diyor ki, az önce zaten bir gruptan bahsetti. Böyle özel bir grup oluştu Avram'la beraber. Çıktılar işte Babil'den Kınan topraklarına doğru geldiler. İşlerinde bir kıvılcım vardı. Şip Poelet Beytem Letkonot Haşba yani ihsan etme, iyilik etme arzusuna göre hani işleyen bir durumları vardı. İşliyorlardı. Ve diyor ki ve eyna yoktur ki onda o karakterde yani bu o işleyişte yoktur ki şayehetle olam şelanu bizim dünyamıza ait olan şekulu şakua berason nekaber tamamen alma veya kabul etme arzusuna batma durumu yoktu diyor. Tamam. Bizim dünyamızı tanımlarken diyor ki yani bizim dünyamızda bütün yaratılanlar, yaratılmış olanlar işte tamamen alma veya kabul etme arzularının batmış durumdalar ki halen de öyle. Ve diyor ki ama onlarda diyor böyle bir şey yoktu diyor. Eyna diyor. Tamam. Tamam Daha anladım. açık oldu umarım. Evet, şimdi daha iyi Tamam. oldu. Şu Hasi diyor değil. sonunda vav var. Hasidiyor mu? Hasidav. Az sonra Hasidav. açıklayacağım. Tamam. Hasidav. Hasidav Shel Avraham. Tamam buraya kadar. Şimdi burada bir ifade var. Tamam. Hasit. Hasit günümüzde de çok kullanılan bir ifade. Hasit tamamıyla kendini ona adamış insanlara hasit diyoruz. Yani bütün düşüncesi, bütün eylemleri, ne bileyim derviş de diyebilirsin, evliya da diyebilirsin, işte bu kültürde hasit diyoruz. Hasit. Hasidav diyor burada. Şuradaki vav, şelodan geliyor. Şelo, kin, Evet.
Şelo dediğimiz kim? Avram. Avram. Yani Avram'ın hasitleri diyor. Bir nevi şey diyebiliriz yani. Yani tabiri yerindeyse. Avram'a sadık değil, pardon. Hasit dediğimiz şey bizim günümüz dünyasında ne bileyim kültürde işte biz bazen sofu derler. Yani tamamen kendisini ona adamış. Sahabe mi acaba? Hayır. Sahabe değil de yani Gibi. gibi yani bütün hayatlarını Ya da havari de olabilir. Avram bu tip şeyleri pek kabul etmemiş açıkçası. Çünkü Avram ve onun neslinden sonra yetişen bütün öğretmenlerin tek bir amacı vardı. Kendilerini takip edenleri kendilerine değil ona yakınlaştırmak. O yüzden kendisine bir havari dost edinmek gibi dertleri yoktu. Sadece zaten derler doğru öğretmen öğrenciyi amaca yönlendirendir. Hasit dediğimiz şey gerçekten o. Yani hayatını, bütün hayatını işte ona adamış. Kişilere hasit diyoruz. Hasidav derken yani işte Avram'a sahiplik ifade etmiyor aslında. Yani Avram'ın liderlik ettiği hasitler. Bir nevi. Tamam. Hasidav şel Avraham. Yani Avram'ı takip edenler, Avram'ın topluluğu, Avram'ın ulusu. Hasidav şel Avraham. Buyur, devam et. Alpay Senir U. Ben bunu şey dedim. Görünür olmasına rağmen. Dedim mi? Sona kadar oku. Tamam. Ki anaşim ragilim Tamam, buraya kadar. aval tamam. Buraya Tamam. kadar. Afalpi. Afalpi. Al. Bunun ilgili bir liste hazırladık. Sare Hanım'la beraber sağ olsun tabloyu hazırladı. Bu ifadeleri işledik orada. Umarım bu da vardır. Tam hatırlamıyorum da uzun birisiydi çünkü. Afalpi rağmen. Rağmen demek. Tamam. Afalpi rağmen şenir u. Nir u. Ke yine ke çıktı karşımıza. Ke anaşim ragilim. Buraya kadar bir çevir lütfen. Normal insanlar gibi görünür olmalarına rağmen Aferin. olmasına Vallahi rağmen. yani daha iyisi olmazdı. Gayet güzel çevirdim. Bir daha söyle. Normal insanlar gibi görünür olmalarına rağmen. Gayet güzel. Doğru yani. Tamam, devam ediyoruz. Hem onlar hayu şeyhin le olan ha ruhni. Ruhani. Ha ruhani. Ruhani. Şunu belki unuttun okumayı. Aval diyor. Aval. Tamam, çevir. Gayet güzel okudun. Evet. Aval fakat hem onlar hayu idiler. Şeyhim yani aittiler le olan ha ruhani dünyaya aittiler. Gayet güzel. Doğru. Hem hayu kamu hayzerin ha tukunot şelhem Dur şuraya kadar, şu iki noktaya kadar şey yapalım. tamam evet. Hem onlar yani hayu idiler, kamu gibi hayzerin yabancılar gibi hat Tamam. tukunot Bu buraya kadar bir şey anlatacağım çünkü burada. Kımo'yu gördük değil mi? Bak burada da Kımo demiş. Aynı şey. tamam. K. Ama şuradaki ifade bir kalıp yani çok geleneksel bir ifade. O yüzden oraya artık Kımo diye yazmaz kimse. K diye kalmış. Yani bir nevi kalıp diyelim. Ama geldiği yer işte burası. Kımo. Hem Hayu, Kımo, Hayzarim. Uzaylılar gibiydiler. Uzaylı şeyi buradan çıkıyor yani. Çünkü hakikaten şey yani Avram topluluğuna asla ve asla mimaride, askeri alanda gelişmelerini önermedi. Salık da vermedi. Hatta bu konularla ilgili en ufak bir gelişim dahi göstermediler. Günlük ihtiyaçlarını karşılıyorlardı ve geri kalan her şeylerini, tüm zamanlarını ve çabalarını toplumun manevi anlamda gelişmesi için harcıyorlardı.
ve bol bol öğretmen yetiştirdiler. Bol bol. Gariptir ki Avram'ın geçmiş olduğu Güneydoğu'da da çok eski üniversitelerin olduğu söyleniyor. Çünkü Avram'ın genel, daha doğrusu en karakteristik özelliklerinden bir tanesi eğitimci olmasıydı. Zaten Babil'den çıktıktan sonra tek yapmış olduğu şey de eğitmekti. Ve gerçekten yani bir, ne bileyim, bir bizim dünyamızda bir moda gibi, askeri alanda, modada, moda gibi yani kıyafetlere önem vermeyen, askeri hiçbir yapılanmaya girmeyen, mimari hiçbir eser bırakmayan, çünkü zaten Kenan topraklarına gelene kadar sürekli hareket halindeydiler. Kenan'dan Mısır süreci var zaten. Hiç bunlara önem vermemişler. Yemek kültürüne de çok önem vermemişler. Sadece ihtiyaçları olduğu kadar yiyip içmişler. Geri kalan tüm zaman ve çabalarını toplumun manevi gelişimine adamışlar. Hatta derler ki yani bir yaşındaki çocuk okuma yazma bilirdi onun topluluğunda diye. Hem hayukım o hayzarim. Uzaylılar gibiydiler. Buyur, devam et. Hatuhunut şerhem onların özellikleri. Evet. Hayyehez şerhem onların tutumları. İlişkileri, tutumları, yahas. Ha, yahas. 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 Hakol binihem Beynehem, kaya beynehem, beynehem. beynehem aralarında yani beyne, beyneynu örneğin, beyneynu aramızda, beynehem aralarında, beynehem dersek aralarını, sizin aranızda. Haya, Hador, B, Haşpea, Haşpa, haşpa. Hadadit, Gayet güzel, Hadadit. Klomer, Lüfey, Hatukunot, Şel, Haolam, Haalyon. Elyon. Bir Alyon. de okuyalım. Hatukunot şelehem. Hayyahas şelehem. Hakol benehem. Haya hador. Ve haşpa hadadit. Klomar. Lefi hatukunot şel haolam haelyon. Çevirisini alalım şimdi buraya kadar. Hat tuhunot şelhem onların bunu söylemiş miyiz? Evet. Onların özellikleri hayyehes şelhem onların tutumları, ilişkileri hakkol bini beynehem Beynehem. haya hador yani şöyle onların aralarındaki her şey Gayet güzel. haya idi hador aşılanmış Dor. dedim. Dor. Dor. Pardon. Tamam, sen devam et. Tamam, devam et. Be haşpa hadadit karşılıklı etkileşim ile yani iyilikleşme Hadadit karşılık, kendisine. doğru. Hadadit, onu güzel bulmuşsun. Yani karşılıklı. Hadadit. Klomer yani diye bir anlam. Klomar. Klomar. Klamar. Klomar. Lefi hatuhunot şel haolam haalyon. Ulvi dünyanın özelliklerine göre yani ulvi Elyon diyoruz buna. Hani az önce nerede geçmişti Elyon'a? evet, üstte geçmişti. Ne demiştik? Yani orada işte nekev olduğu için Elyon'a diye geçiyordu. Burada Evet, ise nöker. hatta Elyon diye geçiyor. Çünkü olam Elyon. Olam zakar olduğu için Elyon diyor. Orada Madrigaydı. Madrigo olduğu için Elyon'a dedik. Yani çünkü nekebe olduğu için. Ama mana aynı mana. Üst Evet. diyebiliriz, yüce diyebiliriz, ulvi diyebiliriz ki ulvi Türkçe'de de tam karşılığı aslında galiba. Klomar, lefiat hunot şel haolam haelyon. Yani uzaylı dediğimiz insanlar bunlarmış. Tabii bu kinaye bir nevi, kinaye. Çünkü gerçekten Babil'den böyle bir topluluk çıktı ve
Babil'deki kalan topluluğa kıyas yaptığımız zaman uzaylı gibi görünüyorlardı. Nihayetinde her şeylerini bıraktılar. Yani Avram bütün saltanatını bıraktı. Ne bileyim yani toplumun en büyük dini lideriydi. Yani putperest kültürün dini lideriydi ama onu bıraktı. Kralla savaşa girdi, tartışmaya girdi. Kral öldüremiyordu çünkü aralarında bir nevi farklı ilişkiler de vardı. Geçmişten gelen. Ve ona uyan, ona tabi olanlara dışarıdan baktığımız zaman gerçekten tuhaf görünüyorlardı. Hazarim derken işte onları kastediyor. Şimdi şeyi hatırlatmak istiyorum. Bugün bir tane video yaptım. Belki görmüşsündür nasıl okuyoruz diye. Yani karşılaştığımız bir kelimeyi nasıl okuyabileceğimize dair birkaç araç sunmaya gayret ettim. Belki başka şeyler de vardır. Oradan faydalanabilirsin sen de eğer takıldığın bir kelime olursa. Normaldir biraz Arapça, biraz değil bayağı bir Arapça kültürüm var, Türkçe kültürüm var. Üçü bir araya geldiği zaman yani her zaman aynı, daha doğrusu olması gerektiği gibi ifade etmek bazen zor olabilir. Normaldir bu. Herkes de oluyor. Genel olarak herhangi bir soru var mı okuma parçası ile ilgili? Hocam şu sonda şeyi soracaktım. Klomer yani demek değil mi? Evet, anladım. Klomer yani. Tamam. Yani. Yani'nin Türkçe karşılığını ben bulamadım da. Sen belki yani biliyorsundur. Yani kullanıyoruz. Yani genellikle kullanıyoruz. Tamam da Türkçesi ne bunun? Yani şunu demek istiyorum gibi bir şey. Şunu yani, kastediyordum. Yani şey Arapça biliyorum. Buradaki Araplarla evet, da hani konuşurken de çok kullanırlar. Yani derler. Evet, artık Arapça. İsrailler de anlıyor bu kelimenin ne olduğunu. Ben zaten evet anlıyorum da ama tam olarak Türkçe karşılığını daha bulamadım. Yani sen yok ne hocam, dedin? Sanırım. Sen ne dedin az önce? Bir şey dedin. Şunu kastediyorum. Şunu ifade etmek istiyorum gibi çevirebiliriz yani. Yani ifadesi. Doğru öyle olur ama tek bir kelime yok galiba. Yok aynı. Tek yani, bir kelime ben yok. Ben bilmiyorum. Ben de bulamadım yani. Klomar yani lefi hatukunot şel haulam ha iliyor. Başka var mı sormak istediğin? Yok hocam sağ olun. Nasıldı genel olarak? Güzeldi ama uğraştım yani bayağı. Normaldir yani bu yanlış anlama yani bulunduğun yerde bunları okuyup ki %95'ini zaten anlamlandırmışsın birkaç kelime dışında. %95'ini anlamlandırmışsın. Burada yıllar yani yıllarca yaşayıp da ilgi duymadıklarından dolayı okuyamayan binlerce insan var yani. Her gün görüyorum. Gayet evet, güzel bence. Birkaç sözlük kullandım. Bir de İngilizce, Türkçe, Türkçe, Arapça olarak baktım doğru çıksın diye. O şekilde. İyi yapıyorsun. Ya ben de öyle yapıyorum. Bugünkü vermiş olduğum, o videoda vermiş olduğum adresler de işine yarar. Mutlaka yarar. İngilizce karşılaştırmalı bir internet sitesi vardı. Mutlaka işine yarar. Oradan da faydalanabilirsin. Benim de diyecek bir şeyim yok. Bence gayet güzeldi. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Az nitrae haba. Be Ezrat Haşem. Be Ezrat Haşem. Laylatuf. Laylatuf.